Evet sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. Çok önemli bir konuya başlıyoruz. Gerçek ekonomiyi şu an konuşacağız. Hepimizi çok çok yakından ilgilendiren, bence ekonomi özelinde bir numaralı konu: ev bütçesi. Zaten dostlar, ekonomi demek kelime anlamıyla eko ve nomos, yani ev yönetimi demektir. O yüzden ev yönetiminizi iyi yapıyorsanız ciddi bir ekonomistsiniz demektir. Ev yönetiminizi iyi yapamıyorsanız, kelimenin kökeninden anlayacağımız üzere, iyi bir ekonomist değilsiniz. Evet dostlarım, bugün hepimiz sıfırdan nasıl tasarruf ederiz onu konuşacağız. Gerçekten sıfırdan bütçe yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Burada gerçek örneklerle nasıl paramızı arttırabiliriz? Para yetmiyor diye bir bahanemiz yok dostlar. Bir şeylerden kısılıp tasarruf yapabiliriz ve o tasarrufları ciddi bir yatırıma dönüştürürüz. Bir bakarız, o 1000 TL'lik tasarruf 100.000 TL olmuş, 200.000 TL olmuş. Her şey mümkündür. İlk başlayacağımız konu dostlarım, bütçe oluşturmak. Maalesef ülkemizde kimse yapmıyor. O yüzden muhakkak bunu alışkanlık haline getirmeniz lazım. Bir insan nasıl sıfırdan birikim yapar? İlk baştaki kuralımız bütçe oluşturarak. Nedir bu bütçe oluşturmak? Atıyorum 40.000 TL geliriniz var. Yeni yıl zammlarından sonra 40.000 TL geliriniz varsa dostlar, hemen hepimizin elinde telefon var dostlar. Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta dünyanın vaktini geçiriyoruz. Ama iş 10 dakikada bütçe yapmaya gelince mırın kırın ediyoruz. Oysa o Instagram'da, TikTok'ta geçirdiğimiz vakit bizim gelecek yıllarımızla alakalı bize hiçbir şey katmazken, belki 10 dakika artık telefonla bile yapabiliriz bu bütçeyi. 10 dakika telefonunuzun not defterlerine girip bütçe yaparsanız aslında sizin paranızın nereden kaçtığını görebiliriz. Dostlar, öncelikle bunu alışkanlık haline getireceğiz ki her ay bakın nasıl tasarruf yapacağız. Bu videoda hepimiz göreceğiz. 40.000 TL geliriniz var ve insanların, hepimizin sabit giderleri vardır. Yani onlardan vazgeçemeyiz. Bu nedir? Atıyorum ev kirası ya da eviniz kira değildir, evinizin taksitinin ödemesidir. Sonra sabit faturalarınız vardır. Telefon faturası, o faturası, Netflix'ti, ne bileyim TV buydu, oydu buydu. İşte bunları da detaylı konuşacağız. Faturalar, onun dışında mutfak alışverişleriniz. Yani bunlar temel ihtiyaçlarınızdır. Bunlardan vazgeçebilme ihtimaliniz yoktur. Bazen bakıyorum insanlar bir 20.000 TL'lik cep telefonu alacak, parası yok, hiç bütçe yapmıyor. Atıyorum 40.000 TL'ye geliyor, 20.000 TL'ye telefon alıyor, sonra kira ödemesi geliyor, kirayı ben nereden ödeyeceğim diye düşünüyor. Çünkü bütçe oluşturmadı. Önce oysa ki giderleri bir köşeye ayırması lazımdı. Hemen hesabında, evet bunlar benim sabit giderlerim. Etrafıma bakıyorum dostlar, çok yakın dostlarımdan bile, senin sabit gideri ne kadar diyorum. Böyle borsayla konuştuğumuz zaman yatırım yapacağım, ben para biriktiremiyorum. Senin sabit gideri ne kadar diyorum. Bilmiyor. Dostlar, ben 10 yıldır ne enflasyonlar gördüm hep beraber. Benim aylık evimin sabit gideri bellidir. Hiçbir zaman bir belirsizlik yoktur. Atıyorum bu ay iki çocuğum var. Onların masrafları, o masraf, bu masrafı, giderlerim bilirim. Benim derim ki 50.000 evimin gideri. Bunu bilirim. Ve bunlar o diğer harcamaların içinde değildir. Bu sabit bir harcamadır. O yüzden dostlar, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi diyorsanız emin olun hiçbir şekilde tasarruf yapamazsınız ya da verimli tasarruf yapamazsınız. O yüzden bütçeyi oluştururken dostlar, sabit gider, yani vazgeçemeyeceğiniz giderler, kira gibi giderleri yazacaksınız. Sonra dostlar, ikinci kısma değişken giderleriniz. Değişken giderleriniz ne olabilir dostlar? Eğlence olabilir. Ekstradan ne bileyim kıyafet alışverişi olabilir. Bunlar değişkendir. Çünkü bunları her zaman değiştirebilirsiniz. O ay eğlenmeye gitmezsiniz, değişir. Ama kiranızı, faturanızı ödememek gibi bir lüksü yok. O yüzden birinci öncelik budur. İkincisi budur dostlarım. Sonra da dostlarım, hep ihmal ettiğimiz kısım tasarruf kısmı. Tasarruf. Sonra da dostlar, kendi tasarruf kısmınızı belirleyeceksiniz. Aslında bu 3 diyoruz ama ilk bütçeyi oluşturduktan sonra önce sabit giderler, sonra değişken giderler, sonra kalan paraya tasarruf yapacağız. Ama dostlarım, ilk bütçeyi oluşturduğunuzda böyle yap. Sonra dostlar, bu bütçe alışkanlığını yaptıktan sonra artık tasarrufunuzu, paranızı ne kadar yönettiğinizi bileceğiz ve bu tasarrufu
ilk başa getireceğiz. Çünkü unutmayın dostlar, önce para harcamayacağız. Önce tasarruf miktarımızı belirleyeceğiz. Kalan parayı ona göre pay edeceğiz. Tabii bu tasarruf miktarını belirirken değişken giderlerimize göre değil, sabit giderlerimi bileceğim. Uğur, sen 40.000 TL maaş alıyorsun. 20.000 TL sabit gider, fatura ve kira giderlerim var ya da ev kredim var. Evet, bunlardan vazgeçemezsin ama gelen geri kalan 20.000 kısmı değişken giderler. İşte değişken giderleri çarpı atacağız. Bu tasarrufu en öne getireceğiz. Çünkü artık ne kadar tasarruf yapacağımızı ya da ne kadar tasarruf yapabileceğimiz potansiyelini göreceğiz. Çünkü bütçe oluşturacağız. O yüzden dostlar lütfen telefonunuzda yolda giderken, otobüste, evde 5 dakika otururken lütfen telefonla bir gelir gider bütçesi yapın. Bir gelirinizi yazın. Sonra bu gelirden değişken tasarrufları çıkarın. Sonra bir kendinizi deneyin bakalım tasarruf yapabilecek misiniz? Tablo istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu tasarrufu en alta yazın. Şimdiki başlayacağımız değişimlerle bu tasarruf miktarını arttırıp en öne getireceğiz dostlarım. Değişken giderlerin içindeki küçük harcamaların bize büyük maliyetleri olduğunu hep beraber göreceğiz dostlarım. Gerçekten bir güzel tasarruf videosu olacak. Ama dostlar şu tabloyu oluşturmaya elinizi alıştırın. Altlı üstü mü yaparsınız? Yan yana mı yaparsınız? Ama alışkanlık haline gelsin. Çünkü konumuzun temeli bu bütçe oluşturmaya ayrılıyor. Nasıl şirketlerin bilançosu, gelir gider tabloları varsa bizim de bu tablolarımız olmak zorunda dostlar. Çünkü para için çalışıyoruz. Şu alışkanlığı yaparsanız ilerisi için muazzam desteklerini göreceksiniz. Aslında bizim bütçemizi en büyük sarsan konu acil paradır. Hepimizin başına gelmez mi? Arabamız bozulur, 40.000 TL'lik masraf çıkar. Ciddi bir hasta oluruz, işten geri kalırız, ciddi bir bütçe oluşturur. Bizim bütçemiz sarsar. O yüzden dostlar lütfen ama lütfen bütçenizin bir kısmını ayırırken muhakkak acil para fonu oluşturun. Bu acil para fonu ne kadar olmalı? Standartlar üzerinde söyleyeyim dostlar. Hani bizim en başta sabit gideriniz diye bir gider vardı ya, sabit giderleriniz, kira, elektrik faturaları. Atıyorum bu 10.000 TL ise, çünkü dostlar acil para fonu gezmek tozmak için değildir. Eğlence için değildir. O yüzden acil para fonunu yaparken lütfen sadece sabit giderleriniz, yani ev kirası ya da fatura gibi kalemleri dahil edin. Evet, benim sabit giderim 10.000 TL. Yani ben 10.000 TL'lik yaşıyorum. O yüzden acil para fonunuzda genelde dostlar ufak ufak 60.000 TL gibi bir tutar olması çok önemlidir. Yani genelde aylık sabit gider gelirinizin 6 katı olması bence en makulüdür. Bu acil para fonu şu an oluşturmaya başlayabilirsiniz. Ha, bu acil para fonunu her ay 10.000-10.000 köşeye atarsanız enflasyon riski var. O yüzden dostlar bu acil para fonunu oluştururken tamam, risksiz varlıklara yatırım yapmayın. Risksiz varlık nedir? TL mevduat ya da vadesiz mevduat. Yani 10.000 TL hesabınıza atıyorsunuz ya da aylık 1.000 TL acil para fonu oluşturdunuz. Mesela benim dostlar olmazsa olmazımdır. O acil para fonu hiç kullanmadığım banka, aktif kullanmadığım bankadadır. Sıkıştıkça ya da köşeye bir para biriktirecekçe ufak tefek oraya atarım ve o acil para fonu dostlar hiç ilişemeyeceğiniz bir bankada olsun. Atıyorum hiç kullanmadığınız bir C bankası, oradan açtırın. Ben nasıl mı yapıyorum dostlar? Genelde risksiz varlıklara yatırım yapmak risktir. Çünkü enflasyon riski vardır. O yüzden dostlar hem çok riskli olmasın hem de orta derecede bir şey olsun. Burada bence değerli madenler devreye giriyor. Yani hem paranızı enflasyon karşısında koruyabilir hem de çok riskli varlık değildir. Çünkü bu acil para fonudur. Siz gidip acil para fonunuza yaptığınız tasarrufları acil para fonuna hisse senedi olarak yatırırsanız 3. gün tak arabanız bozuldu. 30.000 lira masraf çıktı. Şimdi hisse senedini zararına bozabilirsiniz. Çünkü volatilite, oynaklık çok yüksek. Onun yerine mesela nacizane yatırım tavsiyesi değil ama altın ya da gümüş ufak ufak dostlar. Bir gümüş, 1 gram gümüş 23 TL. 23 TL 1 gram. Ya acil tasarruf fonu için her ay 1 gram gümüş alın ya. 1 gram dostlar. Küçümsemeyin. 1 gram gümüş. Evet, her gün 23 TL. Yani yanlış anlamayın da dostlarım. Aylık günde 100 TL kahveye para veriyoruz. 50-60 TL'ye sigara parası verebiliyoruz. Bunlar maalesef sigara sağlığa zararlı. Ama bunları sürekli yapıyoruz. Her gün günlük rutinle yapıyoruz. Ama günlük neden acil para fonu oluşturup 1 gram gümüş almıyoruz? 30 günde dostlar her gün bence alışkanlık haline getirin. Hiç kullanmadığınız bir bankanın hesabını
hesabını açın. İsmine de acil para fonu yazın dostlar. Her ay sabah yatağınızda o telefonla Instagram'a girerken açıp 1 gram gümüş alın. 30 gram gümüş olur aylık dostlar. Ha bu acil para fonuna hiç ihtiyacınız kalmadı mı? İnşallah kalmaz. Allah nasip etmez ama. Ama dostlar biriktirin. Hiç parayı da bozmayın. Sürekli gümüş alın. Bu para orada biriksin. Ha acil bir durumda lazım olmazsa bile güzel bir yatırım olur. O yüzden dostlarım lütfen acil para fonu diye bir fon açın. Hiç kullanmadığınız bankadan hiç sadece günde bir kere girin. 1 gram 23 TL'ye gümüş alın. Ayda 30 gram gümüş eder. Ha bir sigara parası 50-60 lira yaparsa bana kalırsa 2 gram alın dostlar. Ama burada yani gümüşü söylememin nedeni dostlar aşırı riskli yatırım aracı değil. Risksiz yatırım araçları gibi paranıza eritmeyebilir. Tabi bu yatırım tavsiyesi değil. Sadece acil para fonu oluştururken yapmanız gereken stratejiyi söylüyorum. Lütfen hiç kullanmadığınız bankadan bir hesap açın. Aylık gideriniz ne kadarsa o 6 katına gelecek şekilde onu yapın. Ha ondan sonra dostlar o dursun. Hiç ellemeyin. Yarın bir gün arabanız bozulduğunda bütçeniz sarsılmaz. Aa benim acil para fonum vardı dersiniz. O yüzden tasarrufa hep motive olursunuz. O yüzden tasarruf yapmamızın en büyük sebeplerinden biri acil lazım olan paralardır. Acil para fonunuz varsa dostlar inanın tasarrufa çok güzel motive eder. Her gün 1 gram gümüşle bu fonu oluşturun dostlarım. Benden nacizane size tavsiye. Diğer önemli husus karşılaştırmalı alışveriş yapın. Gereksiz alışveriş yapmayın ama bir ürünü alacağımız zaman dostlar 2-3 mağazadan bakalım. Hatta 2-3 internet sitesinden bakalım. Mesela ne mi oluyor dostlar? 300-350 TL. Arkadaş diyor ki ya 350 TL iyiymiş alayım geçeyim. Oysa ki farklı bir mağazada, farklı bir sitede bu ürün 250 TL'ye alınabilir. Aslında dostlar sürekli 350-200 TL'lik 500 TL'lik alışveriş yapıyoruz. Bu 100 TL'yi maalesef küçümsüyoruz. O yüzden 100 TL'de ne olacak görmüşken alayım diyoruz. Oysa ki dostlar karşılaştırmalı alışveriş yaparken hep şunu düşünün. Evet 350 TL. Benim buna gerçekten ihtiyacım var. Gerçekten mutlu olmak, o anı kurtarmak için değil. Gerçekten bir gömleğim yok ve güzel bir gömlek almak istiyorum. Fazla gömleğim de yok. 350 TL atıyorum. Tabii bu fiyatlara gömlek yok. Basit örnek olsun diye diyorum. Başka bir siteden 250 TL'yi arayın dostlar. Bulun. O 100 TL arttırdığını 100 TL'yi de dostlar gidin 4 gram gümüş alın. İnanın bu şekilde yapsanız dostlar sadece bu karşılaştırmalı alışverişlerden inanın ayda 10-15 gram gümüş alabilirsiniz. İnanın. Çünkü 50-100 TL'yi küçümsüyoruz. Diyoruz ki aman 50 TL varsa yoksa ne olacak? Ama şöyle düşünürsek ben buradan arttırayım. Buradan 3-4 gram gümüş alayım derseniz aslında insanın beyni oraya motive olur. Atıyorum bir çocuğunuza bebek bezi alacaksınız. Markette o bebek bezi 400 TL atıyorum. Ben çok aldığımdan örnek veriyorum iki çocuk olduğundan dolayı. 400 TL. Ya internetten aldığımda ben aslında 200 TL. Ya ne olacak internetten yapayım 200 TL arttırayım. 200 TL'ye atıyorum 10 gram daha gümüş alayım. Bakın sadece iki kalemde bir ayda 25 gram gümüş alabilirim. Bunlar hayal değil dostlar. Bunlar basit şeyler. O yüzden bir ürün 25 TL düşüğüne bile alacaksanız 25 TL demeyi geçmeyin. 1 gram gümüş parası arttırdım deyip hemen dostlar tasarruf sepetinize atın. Ha bu tasarruf sepeti acil fondan ayrı bir sepet olacak. Tasarrufun iyisi kötüsü olmaz. En kötü tasarruf en iyi tüketimden daha kıymetlidir. O yüzden bu örnek çok önemlidir. Ve dostlar indirim ve kampanyaları muhakkak takip edin. Mesela ciddi artık tekstil fiyatları da arttı. Mesela kış başladığında dostlar biraz sabredin. 3-4 ay sabredin. Yazın sezon indirimleri oluyor dostlar. Kışın yazlık ayakkabıları ve yazlık kıyafetlerinizi çok çok uygun fiyata alabilirsiniz. Atıyorum yıllık yazın harcadığınız paraya dostlar inanın 4-5 bin TL'ye alabilirsiniz. Yılda 5000 TL sadece bu sezon sonu indirimlerden fayda sağlayabilirsiniz. 150-200 gram gümüş ediyor. Yani bence gayet motive edici. O yüzden kışın başladığında yazın yiyeceklerinizi planlayın. Güzelce alın dolabınıza kaldırın. Yazın başladığında da bot mu ihtiyacınız var? Kaban mı ihtiyacınız var? Yazın bunların fiyatları ciddi şekilde düşüyor. Ciddi sezon sonu indirimler oluyor. İndirim ve kampanyaları takip et. 3000 liraya alacağın kabanı 1000 TL ya da 1500 TL'ye alırsın. O 1500 TL'yi de dostlar tasarruf sandığınıza gümüş olarak atabilirsiniz. O yüzden bu da çok önemlidir dostlar. Bunlar küçük tasarruflardır. Küçük tasarruf olduğundan dolayı 1 gram üzerinden örnek veriyorum. 25 TL küçük geliyor ama 1 gram gümüş fena gelmiyor. Enerji verimliliği. Ben buna çok dikkat ederim. Çünkü enerji, elektrik faturasını ben ödüyorum diye dostlar orayı yakma lüksümüz yok. Çünkü o yaktığımız enerji 100 yıl sonra yaşayacakların da hakkı var onda. O yüzden yoksa 300 TL'lik faturayı 600 TL ödemişim. Önemli değil. Ama dostlar burada
sorumluluk da önemli. Yani Türkiye'ye, dünyaya bakıyorum dostlar, herkes aktivist, herkes yeşil enerji taraftarı ama evdeki yaşam tarzlarına bakıyorum dostlar, herkes atom mühendisi ya da ne bileyim herkes nükleer fizikçi, yakıyorlar ışıkları, söndürmüyorlar. Oysa ki evinizde 7 tane ampule, tasarruf ampulü takarsınız ve dostlar bir ışığı lüzumsuzsa söndürürsünüz, çocuklarınız da sizden onu görür, öğrenir. Hem doğaya karşı sorumlu olur, hem bütçesini oluşturur, hem eşiniz de sizi görür, o da alışkanlık olur ve burada dostlar 200 TL inan fark yaratabilirsiniz aylık. 150 TL, hadi 100 TL yapın dostlar. Sadece ışıkları değiştirerek ve gerçekten sorumluluk bilinciyle o ampulü söndürdüğünüz zaman akşam yatarken 100 TL aylık tasarruf edebilirsiniz ve 4 gram her ay gümüş alabilirsiniz. Bakın tasarruf için 2 gram gümüş aldık. 4 gram bu. İşte lüzumsuz alışverişlerden kıstık 5 gram. Karşılaştırmalı alışverişlerden ya da indirimli kampanyaları takip ettik. Oradan bir bakıyorsunuz olsa aylık 20 gram alalım. Bakın her ay aslında 30 gram gümüş alacak tasarrufu elde ettiniz. O yüzden olaya bu şekilde bakmanızı önemsiyorum dostlarım. Bunların içinde bütçe oluştururken aslında bize büyük yaralar veren dostlar ev kirası o bu değildir. Aslında bizim günlük küçük harcamalarımızdır. O yüzden lütfen sizlerden muhakkak olmak istediğim o günlük küçük harcamalar dediğimiz şeyler var ya, aslında bu hiç de küçük değildir dostlar. Bizim bütçemiz sarsan o günlük küçük harcamalardır. Çünkü günlük bir şeye 100 lira verince koymaz gibi gelir ama aylığa baktığınızda 3000 TL para. Ya da günlük 200 TL ufak harcamalarınız vardır. Sürekli kahve alırsınız, sürekli sigara alırsınız, sürekli onu bunu alırsınız. Aslında bir bakarsınız günlük 300 TL. Ama taksit taksit peyder peyder olduğundan dolayı o sizin canınızı yakmaz. Oysa ki 300 TL aylık baktığınız zaman 6-7 bin lira para. Belki kira paranız. Ama kira paranız sizi rahatsız ederken bu ufak tasarruf 6-7 bin sizi rahatsız etmez. Aslında kira gerekli bir sabit gider. Ama bu ufak harcamalar ufak ufak 200-300 olduğundan dolayı günlük gözünüze ilişmez. O yüzden dostlar olmazsa olmaz lütfen günlük harcamalarınızı, sabah çıktınız sigara mı aldınız? Hemen o bütçeyi yazın. Çıktınız kahve mi aldınız? 50 TL onu yazın. Mesela markete gittiniz abur cubur mu aldınız? 80 TL, 90 TL, 100 TL. Onları günlük harcamanızı bir yazın. O günlük harcamanızı her ay yazar ve bir baktınız bir ay 6000 TL ise şunu diyeceksiniz. Oha ya, benim aslında ne kadar lüzumsuz şey alıyormuşum. Aa, aslında fark etmiyorum. Kira 6000 liralık, 7000 liralık, 10000 liralık kira gözüme çarparken ufak ufak harcamalarım da 10.000 TL'yi buluyormuş ama gözüme çarpmıyor. Çünkü niye? Peyderpey ödüyorum. Aa, o zaman ben asıl problem benim tüketimimde. O zaman bazı kalemleri sileceğiz. Hop, bunu her zaman yapmayayım. Şunu her zaman yapmayayım. Abur cubur. Hem sağlığa zararlı hem de bütçeme zararlı. Bunu her zaman yapmayayım diye düşüreceksiniz. Ha, o 6.000 TL'yi dostlar 3.000 TL'ye düşüreceksiniz belki. O 3.000 TL'yi de dostlar belki 150 gram gümüş alabileceksiniz. Sadece ufak harcamaları yaparken. Ben bunu çevremde gördüm. Bankacılık yaptığımda insanların kredi kartlarında hep bunu gördüm. İnsan mesela geliyor bankaya itiraz ediyor. Ya ben kredi kartım 7.000 lira borç gelmiş diyor. Ben 7.000 liralık bir harcama yapmadım diyor. Bunu çok yaşadım. Yüzlerce, binlerce yaşadım. Ya kredi kartının ekserisini bir açıyorum. Diyorum ki hiç harcama yapmadım. Yok ya, ben kredi kartıyla harcama yapmadım diyor. Sadece 2.000 TL'lik televizyon taksitim var diyor. Bakıyorum doğru, 2.000 TL'lik televizyon taksiti var. E diyor 7.000 lira geldi. Bu 5.000 lira nereden geldi diyor. He, ona bakıyorum, bir market söylüyor. Abi buradan bir 500 TL'lik harcama yapmışsın. Ha o da var, tamam o da vardı diyor. E diyorum şu da var 100 TL'lik diyorum. Ha o da var da 100 TL'den ne olacak diyor. Ona ben 10 tane 100 TL'lik şey sayıyorum. Ha diyor. Çünkü ufak harcamaları hiç hesabına katmıyor. Ekstreyi çıkarıp o müşteriye bir veriyorum. 2.000 TL televizyon taksiti, geri kalan hep 150, 60, 80, 90. Ama insan beyni hep büyük harcamaya takılıyor. Ufak harcamalar peyderpey olduğundan dolayı gözüne gözükmüyor. Oysa ki dostlar incelenmesi gerek. O yüzden eğer kredi kartınızı kontrol edemiyorsanız lütfen her ay e-mailinizden ekstrenizi alın. Tek tek bakın, küçük harcamaların ne büyük yaralar açtığını göreceksiniz. O küçük harcamaları bir çarpı atın, yerine 1 gram gümüş yazın. O küçük harcamaların üstüne bir çarpı atın, bir gümüş atın. Ben gümüş diyorum, yatırım tavsiyesi değil. O 1 gram gümüşün fiyatı düşük olduğundan sizi motive etmek amaçlıyorum. Hani 25 TL'den ne olacak diyor ya bazıları. 25 TL'den 1 gram gümüş olur dostlar. Değerli madendir, alırsın köşeye tutarsın. İşte dostlar bu bütçe önemlidir. O yüzden lütfen dostlarım, burada karşılaştığım konuların devamı gelecek. Hatta şu an uyarıda bulundu arkadaşım, yeter çok uzadık çözüyor. Aslında ben burada 20 tane madde hazırladım. Hem internetten araştırdım hem kendi uyguladığım tasarruf yöntemleri. Çünkü ben hayatımda hiçbir zaman küçük tasarrufları küçümsemem dostlar. Ne yaptıysam bu küçük tasarruflar sayesinde yaptığımı düşünüyorum. O yüzden küçük tasarruflar
yaptılar. Ben hiç aksatmam. Lütfen gereksiz harcamalarınızın üstüne çarpatın da ne kadar gümüş oluyorsa onu yazın diyerek konuyu bitiriyorum. Ha bu ev yönetimi yani ekonomi kelime anlamıyla ekonomi devam etsin diyorsanız dostlar daha bir ton bu çeşitli strateji var. Onları da sizle paylaşırım ama burada ben bildiklerimi, yaptıklarımı, uyguladıklarımı ya da görüp de takdir ettiklerimi size anlatıyorum. Siz yorumlara faydalı oluyor ya bunları anlat derseniz seve seve anlatırım. Tamamen sizin isteğinize bağlı diyerek dostlar konuyu burada bitiriyorum. Lütfen günlük küçük harcamaları ufak bir kağıda not defterinize kaydedin. Farkı göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.